Fonksiyonel grupların neler olduğunu öğrendikten sonra bir bileşikteki fonksiyonel grubun ne olduğunu belirlemek için biraz alıştırma yapmanın vakti geldi. Sol tarafta gördüğünüz molekül yani geraniol, her gün kullandığınız parfümlerde bulunan bir bileşik. Gelin bu bileşiğin yapısını inceleyelim ve öğrendiğimiz fonksiyonel grupların bu yapıda olup olmadığına bakalım. Öncelikle burada karbonların arasında bir ikili bağ yani çift bağ olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bileşik bir alken. Dolayısıyla bu bir alken fonksiyonel grubu. Burada bir başka karbon karbon ikili bağ olduğuna göre bu da bir başka alken diyebiliriz değil mi? Peki bu fonksiyonel grup ne? Elimizde bir OH grubu ve de bileşin geri kalanı var. Yani ROH. Hatırlayacak olursanız alkollerinde aynı bu şekilde bir yapısı vardı. Öyleyse bu bileşin içinde bir alkol fonksiyonel grubu da var. Sıradaki bileşik hepinizin kesinlikle ismini duymuş olduğu aspirin. Sizce aspirin'de hangi fonksiyonel gruplar bulunuyor? İlk olarak burada aromatik bir halka görüyoruz. Bu yüzden bu bir aren diyebiliriz. Bir başka deyişle aspirin'in yapısında aren fonksiyonel grubu var. Peki bu yukarıda bulunan şey sizce ne? Burada bir hidroksit bulunuyor. Yani OH. Ayrıca hidroksitin içindeki oksijen karbonil grubuna bağlanmış durumda öncelikle bunu buraya ayrı bir şekilde çizelim evet elimize bir oH var ve içindeki oksijen karbonil grubundaki yani karbon oksijen çift bağının içindeki karbona bağlanmış halde hatta bileşiğin gerisi var son videoda öğrendiklerimizi hatırlayacak olursanız bu fonksiyonel grubun hangisi olduğunu biliyor olmalısınız bu bir karboksilik asitti değil mi evet o zaman onu da buraya yazalım Evet bu bir karbosilik asit. Şimdi de bir sonraki fonksiyonel grubu bulalım. Bir oksijenimiz var. Bu oksijen de direkt olarak karbonil grubuna bağlı. Yani bir başka oksijene çift bağla bağlanmış olan karbona. Bunu da buraya yazalım. Elimizde karbonil grubuna bağlanmış olan bir oksijen var. Oksijenin diğer yanında bileşiğin geri kalan kısmı yani bu gördüğünüz her şey var. Karbonil grubunun diğer tarafında da bir başka R grubu bulunuyor. Onu da bu şeklimize ekleyelim. Demek ki bu bir ester. R, O'ya bağlanmış. Bu oksijenin bağlandığı karbonla diğer oksijen arasında ikili bağ var. Hatta karbon ile bir R grubu daha bağlanmış. Evet, bu bir ester. Aspenin yapısında ester fonksiyonel grubu da bulunuyor. Şimdi size öğrencilerin genelde yaptıkları hatalardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu şekilde siz de aynı hataları yapmazsınız. Örneğin bazı öğrenciler karbosilik asitlerin alkol olduğunu düşünür. Halbuki değil. Önce buraya bir karbosilik asit çizersem üstünde bunu size daha rahat anlatabilirim. Mesela bunu gören bazı öğrenciler, tamam burada bir OH grubu var, burası da bileşiğin geri kalanı diyebilirim, o zaman bu bir alkol olmalı değil mi diye düşünebilir. Ama görebileceğiniz gibi bu oksijen karbonil grubunun hemen yanında. İşte bu yüzden bu bir karbosilik asit, alkol değil. Evet, bu bir karbosilik asit örneği. Şimdi OH grubunu karbonilden biraz uzaklaştırdığımızı düşünelim. Mesela zinciri biraz uzatalım ve bileşiği bir de o şekilde çizelim. Burada hala bir karbonil grubu var ama OH grubunun biraz daha uzakta olduğunu yani direkt olarak karbonil grubuna bağlı olmadığını görüyoruz. Şimdi elimizde bir alkol var. Hatta bunu farklı bir renkle yazalım. Evet. Elimizde bir alkol var. Sizce bu grup hangisi? Bir karbonil grubumuz ve iki ucundan da ona bağlı olan R grupları var. Öyleyse bu bir keton. Bunu da buraya çizelim. Elinizde karbonil grubuna bağlanmış aynı ya da farklı iki R grubu var. Hatta bazen farkı göstermek için bazen R yerine R üssü yazıldığını da görebilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi demek ki bu bir keton. Elimizde hem keton hem alkol fonksiyonel grubuna sahip bir bileşik var. Yani iki farklı fonksiyonel grubuna sahip. Artık sizin de bu iki bileşik arasındaki farkı görebildiğinizi düşünüyorum. Biri karboksilik asit, biri ise keton ve alkol. Öğrencilerin yaptığı bir başka hataysa aspirin'in üzerindeki bu fonksiyonel grupla ilgili Buradaki oksijeni görüp iki ucundan da bir R grubuna bağlı olduğunu söyleyerek bu bileşiğin aslında eter olduğunu düşünen öğrenciler olabiliyor. Aslında bildikleri şey doğru. Yani oksijene bağlı iki R grubu bir eteri temsil ediyor. Ama gözden kaçan bir nokta var. O da burada bir karbonil grubunun olması. Oksijenin bu karbonil grubuna bağlı olması bu bileşiği eter değil, ester yapıyor. Peki sizce bu bileşiği etere dönüştürmek istersek ne yapmamız gerekir? Öncelikle bu bileşiği tekrar buraya çizeyim. İlk başta kolaylık olsun diye halkayı çiziyorum. Sonra ikili bağları. Fark ettiyseniz üstteki bileşikten biraz farklı oldu ama bu gerçekten önemli değil. Sonrasında buraya karbosilik asidi buraya ekliyorum. Bu uca oksijeni koyuyorum ama bu sefer karbonil grubunu eklemiyorum. Artık oksijene bağlı bir karbonil grubu olmadığına göre elimizde bir eter var demektir. Evet, bu bileşik artık bir eter. Bir tarafta oksijene bağlı bir R grubu, diğer tarafta da bileşiğin geri kalanı yani bir başka R grubu var. Dolayısıyla bu bir eter. Sanırım farkı şimdi daha iyi görmüşsünüzdür. Eğer bir bileşikte oksijenin karbonil grubuna bağlı olduğunu görürseniz o bileşik bir esterdir. Evet, çok sık yapılan hatalara devam edelim. Mesela en sık yapılan bir diğer hata da bu iki fonksiyonel grubun karıştırılması. Buradaki iki moleküle bakarak bu fonksiyonel gruplara bir göz atalım. Benzaldehit'ten başlayalım. İsminden de kolayca anlaşılacağı gibi bu bir aldehit. İlk başta aromatik bir halkamız var yani bir aren. Sonrasında da bir aldehitten bahsedebiliriz. Yine bir karbonil grubumuz var ve de direkt karbonil grubundaki karbona bağlanmış bir hidrojen var. Şöyle bir toparlayalım. Elimizde bir R grubu, ona bağlı bir karbonil ve karbonile bağlı bir hidrojen var. Evet, bu bir aldehit. Eğer buradaki hidrojeni alır, yerine bir CH3 yani metil grubu koyarsak, o zaman tam olarak buradaki sağda gördüğünüz bileşiği elde etmiş oluruz. Yani karbonil grubuna artık bir metil grubu bağlanmış olur. Artık elimizde öncelikle bir R grubu, bir karbonil ve ikinci R grubu var. Yani R grubu karbon ikili bağ oksijen ve ikinci R grubu. Bu durumda bu bir keton diyebiliriz. Zaten ismini görünce burada bir keton olduğunu fark etmiş olmalısınız. Gördüğünüz gibi aslında aralarında çok ince bir fark var. Ama bu küçük fark aslında çok önemli. Bu yüzden bunları karıştırmamamız gerekiyor. Aldehitler karbonil grubundaki karbona bağlı bir hidrojen içeriyor. Eğer hidrojen yoksa o halde bir ketondan bahsediyor olmamız gerek. Yani R grubu karbon ikili bağ oksijen ve ikinci R grubu bir ketonu temsil ediyor. Son olarak bir sürü fonksiyonel gruba sahip şu kocaman moleküle bakalım. Acaba bütün fonksiyonel grupları bulabilecek miyiz? Molekülün ismi atenolol. Beta inhibitörü olarak biliniyor. Bir başka deyişle de aslında bir kalp ilacı. Evet, şimdi öğrendiğimiz fonksiyonel grupları bulalım. Burada bir aromatik halka olduğuna göre, atenolün içinde bir aren olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bunları buraya yazalım. Halkanın hemen yanında bir oksijen var. Ve oksijenin iki tarafında da ona bağlı bir R grubu var. Yani elimizde ROR grubu mevcut. Bunun bir eter olduğunu bildiğimize göre bileşin içinde bir eter var diyebiliriz. Sırasıyla bakarsak şimdi bir de OH görüyoruz, değil mi? R grubuna bağlanmış bir hidroksitin de alkol olduğunu öğrenmiştik. Bu bileşikte alkol de var demek oluyor. Sonrasında da ortaklanmamış elektron çiftlerine sahip bir azotumuz var. İki tarafında da ona bağlı R grupları var. Yani bu bir amin. Evet, bu bileşikte amin de varmış. Son olarak en solda bir grubumuz daha var. Bu da aslında en çok kafa karıştıran gruplardan biri. Elimizde ortaklanmamış bir elektron çiftine sahip bir azot var. Aa, bu bir amin diye düşünebilirsiniz ama değil. Çünkü bahsettiğim azot bir karbonil grubunun yanında. Bu bir amit, yani bir amin değil. Bu karışıklığı önlemek için ikisi arasındaki farkı biraz da gözden geçirelim. Öncelikle buraya bir tane daha bileşik çizmek istiyorum. Elimizde bir NH2 grubu, hemen yanında da bir karbonil grubu olduğunu görüyorsunuz. Yani burada azot direkt olarak karbonil grubundaki karbona bağlı. Zaten bu gruba amit dememizin nedeni de bu özellik. Esasında bu elektronları buraya doğru alabiliriz. Bu elektronları da oksijene doğru gönderebiliriz. Elektron çiftleri bu şekilde yer değiştirebildiğine göre bu bileşikte rezonans oluşabileceğini göstermiş oluruz. Evet bu bir amit. Eğer ki azotu karbonil grubundan daha uzak bir köşeye gönderirsek, hatta yapalım ki anlattıklarım daha anlaşılır olsun. Buradaki karbonil grubu var. Gördüğünüz gibi azot şu an karbonil grubundan uzakta, ona bağlı değil. Artık rezonans da yok diyebiliriz değil mi? Burada azotun üzerindeki ortaklanmamış bir elektron çiftinin yer değiştirmesinden kaynaklanacak bir rezonans yapısı çizemeyiz. Dolayısıyla şu an elimizde bir amin var. Burada da bir amin olmalı. Hatta bunu maviyle yazalım. Evet, burada gördüğünüz bileşik bir amin. Öyleyse buradaki fonksiyonel grup ne? Bir karbonil grubu var. İki yanında da R grupları bulunuyor. Yani bu bir keton. Demek ki buradaki bir keton ve bir amin diyebiliriz. Burada ise elimizde bir amid var. Sonuç olarak bunların arasındaki farkı unutmamakta fayda var. Çünkü birçok başarılı öğrencinin özellikle bu iki fonksiyonel grubu karıştırdığını çok gördüm.